gruba bak. Yalçın abi, kız arkadaşım Ali. Aha, ne zaman geldin Tayland'a? 4 yıl oldu. Nasıl? Hatırlamıyorum sanmış. İlk iz. Nasıl buralar? Vietnam'dan farkı ne? Burası daha iyi. Burası gerçekten hızlı daha iyi, değil mi? Daha canlı. Çok hızlı değil mi? Bir yandan biraz daha chill. Low season or high season? High season. High season? Tayland kızları mı, Türk kızları mı? Bir Tayland'da bir Türk var. Hangisini alır odaya götürürsün? Uçak bileti mevzusunu konuşalım. Arkadaşlar şu anda bu Tayland Asya kıtasına en ucuz. Benim size hangi lokasyonda kalmanız gerektiğini göstermem. Çünkü çok soru geliyor bununla alakalı. Nerede kalmalıyım diye. Şimdi bak. Thank you. Ananı sikeyim. Kırıldı bir. Hayır, lan ben bunu stopper yaparım bak. Vah. Aa. Su. Wait, wait, where is my food? Where is my No, we can relight it. Drink. Okay. Normally they drink like this. No. Şu üstümdekine benzer şort bulmamız lazım. Gruba bak. Yalçın abi. Kız arkadaşım Ali. Mahşerin dört adı. Yemin ederim YouTube kanalımın kapak fotoğrafı. Şuradan oluşuyor bak YouTube kanalım şu an. Evet, Turkish breakfast, Türk kahvaltısına geldik. Kız arkadaşım da burada. Ona bir Türk kahvaltısı deneteceğiz. Hello guys, today we have car break. We're gonna meet someone. Hello. Hello. Are you YouTuber? Evet arkadaşlar, selamlar. YouTube videosuna hoş geldiniz. İlk denemeyi kız arkadaşım yaptı, beceremedi. Şimdi ikinci deneme. Bakın burada kim var? Ali. Ali şımarmaya geldi Phuket'e. Yalçın abi, kız arkadaşım. Gene Kansas'tayız. Kahvaltı yapmaya geldik. Bugün kalabalık. İşte karizmanın adresi. İşte... Ali, ne yapıyorsun? Ne zaman geldin? Aha. Ne zaman geldin Tayland'a? 4 yıl oldu. Nasıl? Hatırlamıyorum sanmış. İlk iz... Tamamen Phuket'i tanımlayan şey değil mi? Nasıl buralar? Vietnam'dan farkı ne? Burası daha iyi. Burası gerçekten hızlı daha iyi, değil mi? Daha canlı. Çok hızlı değil mi? Bir yandan biraz daha chill. Bak şimdi benim izleyicilerin çoğu biliyorsun Naçank ve burası olarak hani biliyor beni. Bir şeyler söyle yani bununla. Çünkü sen Naçank'ta 10 yıl yaşadın ve hayatında ilk kez Phuket'e geldin. Yani burası biraz daha pahalı. Pahalı? Ekstraları ne? Çok hızlı. Çok hızlı. Ortam güzel. Sürekli bir akış var. Çok baba şey değil mi? Burada hayat gece yaşanıyor. Gece 2'de uyuklamıyorum. Klaba götürdüler mi? Ben şok oldum. 2'de klaba gittik yani. Uykuda uyandırdın mı? Vietnam'da zaten 1'de kapanıyor ya. Aynen öyle. Vietnam daha ucuz, doğru. Daha ucuz. Ama burası da güzel. Peki güzel. Sence burada yaşanır mı? Babam biraz kalırsın. Babanın bir arsa satması lazım. Yaşarsın. Ama işte biraz durumun biraz daha iyi olması lazım. Vietnam'da iyi olmasına gerek yok. Bence burada yaşanmaz çok uzun süre. Çünkü hayat çok gece akıyor kanka. Uyku düzenin, bütün düzenin bozuluyor. Kalite çöker misiniz? Çöker. Böyle aynı çay kalacağım. Fazla. Evet. Başka yerleri nasıl bilmiyorum ama burada
sürekli olmaz yani. Ya bir de şimdi buraya eğlenmeye geliyorsun ya, gece hayatına geliyorsun. Ya Çil'de takılırsın ama mesela gündüzde yani sürekli böyle bir şey yapamıyorsun. İnsan gece çıkmak istiyor, bir şeyler yapmak, eğlenmek, gece kulübü. Zaten gecesi buranın, gündüzü bence hiçbir şey. Değil mi? Gecesi çok rahat. Gece, yani gece insan var. Herkes uyuyor herhalde şu an hala. Aynen. İnsanlar saat 9'da 10'da bir yemek yemeye çıkıyor. Bak burası, bu kafe arkadaşlar çok güzel. Kansas. Şuraya bakın. Arkadaşlar, lob sezonu ama çok güzel ama ya. Şuraya bakın. Aşkım, now low season, right? But the weather is not rainy every day. It's good. Sometimes rain half hour, 1 hour after. Okay, finish, right? Did you come here high season before? Here. October, November, January, February, March. I want to ask you, which one season is best season? Come. Come, come, come. Last time, Rada walking ladies. And then this one, come to my friend, ladies. Baby, is he scared? No. Now, another one going. We can make the video. How? No. Bak şimdi, götürürken adam havada takla atıyor. Çok acayipler ya. Bakın şimdi. Bak şimdi adam bak havada giderken takla atıyor. Bak. Which one season is best year? The best year? Uh-huh. Yeah, thank you. No need, sir. The best year start. I think November, right? October, November. Ekim, Kasım diyor. In Thailand, in February, all the time, every month. Her zaman diyor yağmur yağabilir diyor. Yani, but I want to ask you if Falang or tourists come here, if want to come here, you know, low season or high season? High season? Why they come low season? Well, because low season is cheaper. Yeah, cheaper, room cheaper, sometimes food cheaper, but the weather is not good. Weather, right? Yeah, diyor her şey daha ucuz ama diyor hava diyor o kadar iyi değil diyor. Ya iyi değilden kastı ben yaklaşık 3 haftadır buradayım. İnanılmaz değil. Arkadaşlar havaya bakın ya. Şuraya bakar mısınız? Atmosfere bakın. Çok güzel. Aşırı güzel. Biz de aşık böcek yapıyoruz işte. Can you do this again? Hey! In Thailand, in March, they have like a Songkran festival. Songkran festival, like a... I know. Baby, I never went Songkran before. I didn't go. But I fucking so feel sad. You know, I miss 2 times Songkran here, 2 times. Every Songkran, I went Turkey, back Turkey. But next Songkran, I will come here again. Okay. You like Songkran festival? Yes, sometimes. Last time I went to Bangkok. Bangkok? Thank you. Bangkok or Pattaya? Bangkok. But the Songkran here is so good in Bangla area. Bangla? Yes, so nice. Next Songkran I will come. Done. Evet, herkes hazır mı? Video başlıyor. Burası benim otel. Ama odayı çekemedim çünkü kız arkadaşım içeride uyuyor. Saat bu arada 3 arkadaşlar. Yeni uyandım. Buradan da kız arkadaşıma sesleniyorum. Uyan artık. Allah'ım ya Rabbim, uyan. Saat 3. Şimdi kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Videonun konusu arkadaşlar, ucuza Tayland tatili nasıl yapılır? En ucuz, en dip. Bizim gibi ekonomisi kötü olan ülkeler için çekeceğim bu videoyu.
Başka ekonomisi kötü ülke var mı bilmiyorum ama ince de geldi. Bakın. Hoş geldiniz. Suudi Arabistan'dayız arkadaşlar. Tayland değil, Suudi Arabistan. Şimdi Yalçın abinin yanına gidiyorum. Bugün gerçek manada bu video size çok şey katacak. Size çok şey söyleyeceğim. Çok şey anlatacağım. Nasıl ucuza buralarda takılırsınız. Yani ki aslında kendi hayatımı, kendi yaşantımdan bahsedeceğim size. Şu aralar tabii biraz daha fazla harcıyorum ama yani o yapacak bir şey yok. Şu anda hava güzel. Havalar güzel. Low sezon ama öyle yalandan hani bir yağmur atıyor, duruyor. Hava açık, güneşli ve sıcak, nemli üstelik. Yani aslına bakarsanız ben çok fazla video çektim biliyorsunuz Phuket'te, burada. Ben low sezonu daha çok seviyorum. Kız arkadaşım kesinlikle high sezon diyor. Yani ben low sezonu sevme sebebim otel fiyatlarının yarı yarıyadan bile daha fazla ucuz olması. Benim için fiyat daha önemli. Sonuç olarak sürekli yağmur yağmıyor. Çok fazla yeni işletme var arkadaşlar. Ondan da bahsedeyim. Aşırı derecede. Bakın bu sokak Arap sokağı. Çok fazla Arap restoranı var. Müzik var. Kapatıp açacağım. Bu sokağın ismi San Sabai. Arap sokağı. Bütün Arap işletmeler burada. Helal Food'lar da burada. Ama çok böyle hani sevdiğim bir sokak değil. Ya tam bir yani nasıl anlatayım size? Ya kaos ya kaos. O yüksek sesle konuşan insanlar işte yani bilmiyorum ya. Benim eski otelim buradaydı. Eski otelim buradaydı. Burası nereye çıkıyor arkadaşlar onu söyleyeyim. San Sabai Sokağı. Direkt karşısı Bangla Road. Walking Street yani gece hayatının oraya çıkıyor. Şimdi Yalçın abiyle buluşacağız. 5 dakika sonra Yalçın abiyle buluşalım. Sonra mevzu başlayacak arkadaşlar. Size her şeyi anlatacağım. Ama her şeyi anlatmadan önce size şeyi söyleyeyim. Bir dakika şu otelimi göstereyim. Şimdi bak benim o eski otel şurası. Benim eski otel şurası. Ben bu oteli günlük 240 TL'ye buldum arkadaşlar. Şimdi hani videonun konusu en ucuz tatil nasıl yapılır ya. Müzik var kapatıp açacağım. Agoda'da arkadaşlar bazen ay başlarında otellerin boşluğuna göre böyle saçma bir indirim çıkarıyor. Agoda çıkarıyor. Yani otelin aslında fiyatı sabit. 500 TL diyelim değil mi? Ama Agoda 240 TL çıkarıyor. Değişik bir şekilde. Ben de tek tek tarih bakıp mesela ayın diyelim 3'ünde buraya geleceğim. 3'ü 28'i, 3'ü 27'si, 3'ü 26'sı diye böyle tarih aralığınızı arkadaşlar böyle daraltıp genişleterek aratın. En ucuzunu bulursunuz. Çok değişiyor. Bir gün mesela bir gün oynuyorsun fiyat değişiyor. O şekilde ben buldum. Direkt burayı bir ay kapattım. Şimdi bu bir referans fiyatı değildi. Otel de şurası abi orada bak. Bu bir referans fiyatı değildi. Ama ikinci, üçüncü caddede 250 yani bak şu şurası Walking City. Bangla Road. Buradan aşağı indiğin zaman zaten şey var. Neydi o? İkinci, üçüncü cadde var. İkinci, üçüncü caddede zaten 250-260 TL yerler var. Bak hostel demiyorum. Odalar var yani. Ama yakında kalmamızın sebebi bakın arkadaşlar. Bakın tam karşısı. Yakında kal benim otel. Sebebi arkadaşlar yani gece kulübünden çıktığında kız arkadaşınla filan daha hani kolay oluyor bazı şeyler. Ya yani bunu herhalde size böyle çok daha şey açıklayarak anlatacak halim yok ya anlayın işte daha. İşte bak girdik. Devam. O yüzden yakın yerlerde konaklamak mantıklı. Peki konaklayacağın yeri nasıl seçiyorsun? Agoda'yı açtın abi. Fiyatı yazdın. Geleceğin tarihi yazdın. Haritayı açıyorsunuz arkadaşlar. Haritayı açıyorsun. Haritada otelleri gösteriyor. Bangla Road'u buluyorsun. Bak burayı buluyorsun haritada.
bunun çevresindeki otelleri tek tek kontrol ediyorsun. En ucuz olanını bulup tık booking yapıyorsun. Şu anda bak buraya yakın 350 TL'ye odalar var arkadaşlar. Buraya yakın 350 TL. Aşağıda 2. 3. caddede buraya 2 kilometre. Orada 250 TL'ye odalar var. Bunlar referans fiyatı, hep bulursun. Ama bunun şu güzel kısmı şu. 100 lira fazla ver, buraya yakın kal. Beni dinleyin, pişman olmazsınız. Yalçın abiyle buluştuk. Şimdi kahvaltı yapmaya geldik. Oradan işte 7-Eleven'a falan gideceğiz. Video başlayacak arkadaşlar. Yalçın abi, videomuzu 34 bin kişi izlemiş. Ne düşünüyorsun? Gayet güzel. Popüler olmak nasıl bir his? Ben değilim, sen popülersin. Ne yapıyoruz? Ucuz tatil için low sezonda geliyoruz. Bu birdi. İkinci, uçak biletleri. Uçak biletlerini konuşmamız lazım. Şey, temelden başlayacağız. Arkada müzik var. Anlatamıyorum her şeyi. Bir kahvaltımı bitireyim. Konuşacağız abiler. Her şeyi konuşacağız ama bir ayılmam lazım. Bak saat daha 4. Daha kahvaltı yapmadım. Nereden siz hava güzel dedim. Şuraya bakın. Maşallah dedim, 3 gün yaşamıyor bak. Kıyamet geliyor bak. Havaya bak. Stop thinking, start drinking. Ne diyor? Bırak düşünmeyi diyor. İç kardeşim diyor. İç. Unutma. Sana bir şey söylemek istiyorum. Stop thinking, start drinking, okay? Stop thinking, start drinking. Hı-hı. Şimdi olmaz. Tayland kızları mı, Türk kızları mı? Haydi. Çabuk. Tayland. Tayland kızları mı daha samimi, Türk kızları mı? Samimiyet açısından bizim kızlar daha samimidir yani. Tayland kadınları mı daha komik, Türk kadınları mı? Bunlar komik değil ya, pek komik değiller. Bir şansım var, iki kadın var. Biri Türk, biri Taylandlı. Hangisiyle evlenirsin? Valla 42 yaşındayım, evlenmedim. Çabuk. İkisiyle de evlenmem önce. Bir Taylandlı bir Türk var. Hangisini alır odaya götürürsün? Taylandlı götürürüm. Adam be. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlara yazın. Yalçın abi birazcık yani biraz Taylandlı kadınların tarafında oldu sanki. Bilemedim. Şimdi odaya sessiz bir yere geldim arkadaşlar. Konuyu anlatayım. Bu arada tarzım nasıl olmuş? İyi mi? Saçlı sakalı kestik. Uçak bileti mevzusunu konuşalım. Arkadaşlar şu anda bu Tayland Asya kıtasına en ucuz Indigo getiriyor. Indigo firması. Bu Indigo firması da arkadaşlar Mumbai, yani Hindistan aktarmalı getiriyor. Bana çok soru soruyorsunuz. Transit vize. Arkadaşlar Indigo transit vize istemiyor ama bir şartı var. Şartı ise en basit şekilde şöyle anlatabilirim. İstanbul'dan uçağa bindiniz. İstanbul Mumbai. Mumbai Tayland. Yani bu iki aktarmanın da aynı Pioneer olması lazım. Aynı firma olması lazım. Mesela sen Mumbai'ye geldin Indigo'yla. Oradan bindin buraya, gelemiyorsun. Transit'i istiyor. İki tarafın da aynı firma olması lazım. Bunu bir aklınıza tutun. İkincisi, Indigo firmasının aslında sevdiğim bir özelliği şu. Bagaj dahili 35 kilo bagaj hakkı var. Bu çok güzel. Kaç para bu biletler? 10.000 TL ortalamayla satıyorlar. Gidiş dönüş 16'ya 17'ye bulabiliyorsunuz. Gidiş dönüş 16.000 17.000. İyi fiyat. Bak gerçekten iyi fiyat. Bir ay arayla bakın. Geldim bir ay kaldım burada. İşte zaten dönüş biletin var. Dönüş biletin olduğu için çok rahat bir şekilde ülkeye de girersin. Herhangi bir sorun da yaşamazsın. Şimdi bunları anlatıyorum. Ben daha önce Indigo firmasına hiç binmedim. Ama arkadaşım Saner bindi. Diğer arkadaşlarım bindi. Çoğu arkadaşım buraya Indigo firmasıyla geldi. Aklınız yani rahat olsun. Dert etmeyin. Indigo'da sorun yok. Gider gelirsiniz. Tek sorun şunu da söyleyeyim size. İstanbul'dan Hindistan'a olan kısım uçak boş. Hindistan'dan Tayland'a olan kısım dolu arkadaşlar sadece. Haberiniz olsun. Çünkü Hindistan'dan buraya gelen çok kişi var. Ama İstanbul'dan Hindistan boş kalkıyor uçak, güzel. Uçağın içine yemek filan da ucuz. Ne oldu? Uçak işi bitti. Uçağı hallettik. Gidiş dönüş 17 liraya çözdük.
bir ay aralıkla aldık. Yani bir ay daha, bir ay buradayız. 17'ye uçağı çözdük. En büyük kalem uçak. İkinci kalem zaten oteldi. Oteli anlattım arkadaşlar. Şu an 250 TL ile 350 TL arasında low sezonda burada otel bulabiliyorsun. Bir ay tutsan 10 bin lira para yapar. Hadi 350 liradan tut. 10 bin lira para yapar. 17 binde uçağı saydın 27 bin. Şimdi üçüncü parta geçiyoruz. Yeme içme partına. Onu da anlatacağım size dışarı çıktığımızda. Size video çekeceğiz işte. Yani yağmur var. Bir bitiremedik şu videoyu var ya. Bir bitmiyor arkadaşlar, bitmiyor. Şuraya bak, bunu bekliyoruz. Yemin ederim videoda hava güzel dedim. 3 gündür yağmur yağıyor. Burada benim otel. Bakın bir de misafirim var. Size misafirimi göstereyim. Şahin abi geldi. Naçak'tan, Vietnam'dan. Şahin abi el salla ya takipçilerime. Gelin bir de Tayland'a gelin. Tavsiye ederim arkadaşlar, bir gelin görün. Tayland'ı tavsiye eder misin? Tabii. Ama çok hızlı değil mi burada? Hızlı burası, Vietnam'a göre biraz daha hızlı, biraz daha da pahalı. Evet. Ulan ne adamım var ya, hava çok güzel dedim. Şuraya bakın arkadaşlar. Şuraya bakın, millet perişan. Vallahi bak, 2 gündür yağmur yağıyor. Videoda dedim hava çok güzel arkadaşlar. Low sezon olduğuna bakmayın. Hava güneşli, 2 gündür yağmur yağıyor. Vallahi var ya bak, ben bir şey söylemeyeyim ya. Şimdi markete gidiyorum. Kız arkadaşım odada uyuyor benim. Şey, ona bir kahvaltı mahvaltı alacağım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar, manitacılık. Karımız odada uyuyor. Bedelini ödeyeceğiz. Gidiyordu şey işte 7-Eleven'a. Thank you sir. Şurada bir 7-Eleven var. En yakın orada. Burası da zaten gösterdim size Arap Sokağı. Bangar Odun oraya gidiyor. Gece hayatının oraya. Ya videoyu da doğru düzgün çekemedik. En ucuz Tayland tatili nasıl yapılır videosu. Şimdi göstereceğim işte. Nasıl yapılır? 7-Eleven'dan yiyeceksin içeceksin. 50 bahta pilav yiyeceksin. Yani öyle. Ucuz. Nerede ucuz var? Gireceksin, yiyeceksin, içeceksin. Şimdi işte 7-Eleven'dan ne yenilir? Onları göstereyim. Benim gibi gariban adamlar buralarda böyle tatil yapıyor. Diyorsunuz bana nasıl kalıyorsun orada o kadar uzun süre diye. Böyle kalıyoruz işte. Kahvaltıda 50 baht. Öğlen yemeğinde pilav yiyoruz. Şimdi bak elimizde durduramadık ama çalım attık. Şimdi dur 7-Eleven'a gelelim. Bak mesela salata 30 baht. Bak şunlar da yengeç ayağı. Yersin. 49 baht. 59 baht. Ucuz. Burada meyveler falan var. Mısırlar var. Yani şimdi yani burada bu şu salata işini ihmal etmeyin. Söyleyeyim. Mesela bak gelin. Şunlar yoğurt arkadaşlar. Burada hangi yoğurdu yiyeceksiniz? Göstereyim size. Double probiyotik olan var burada bir tane de. Yeşil. Onu bulamadım. Ya şunun yeşilinden yiyeceğiniz arkadaşlar. Double probiyotik. 15 TL. Bunlardan arada bir atın ağzınıza. Kahvaltıda ben çok tüketiyorum. Bağırsaklar için. Probiyotik. Yüksek. Bak. Burada protein ihtiyacınız arkadaşlar. Takviye yapın. 28 gram protein var bunlarda. Bak 30 gram. Şunun içimi çok güzel. Bir de şey de yok bunda. Laktoz yok. İçimi çok güzel. Fiyatı da 50 TL. Arada bir bundan çakın. Şimdi size gösteriyorum neler içmeniz gerektiğini. Bak şunlardan içeceksiniz. Seaweed. Unutmayın. Bunlar da 15 TL. Arada bir için. Bunlarda C vitamini takviyesi var. Mesela kız arkadaşım en çok bunu seviyor. Tavuklu, köri soslu pilav. 60 TL. Ya buradan işte kendinize yemek seçebilirsiniz. Bak ben şunu seviyorum. Şunun şey versiyonu. Şirimpli olanı var. Şirimpli omlet pilav. Bunu yiyorum. İşte ya böyle yani ucuz yani arkadaşlar pilav. Burada en ucuz şey pilav. Pilav yiyeceğiniz yani. İşin gerçeği bu. Bakın böyle 40 baht, 35 baht. 7-Eleven'dan alacaksınız. Öğün atlayacaksınız. Yani açta bırakmayın kendinizi. Sadece bir öğün mesela dışarıda güzel yiyin. Bir öğün buradan yiyin. O şekilde dengeleyin. Kahvaltı işini de zaten buradan yapacaksınız. Mecbur. Burada kahvaltı işi var. Ya şu tostlarda ben yokum da.
Hani yemek isterseniz yiyebilirsiniz. Bak 30 baht, 37 baht aynı işte TL olarak. Şunlar söylemeyi unuttum. Şunlar da kefir arkadaşlar. Kefir içebilirsiniz. İyidir yani. Toparlar size. Burada temizlik ürünleri ucuz arkadaşlar. Bakın Dove şampuanlar 45 TL. Rolonlar filan bak Nivea'nın 59 TL. İşte burada yani erkekler için özel bir alan var. Bak Axe'lar filan var. 69'a varmış. 99'a varmış TL olarak. Ucuz yani. Temizlik ürünleri ucuz. Hiçbir şey getirmeseniz olur. Her şeyi buradan alın. Bak aldık yemeği işte. Biz de böyle yiyoruz. Yani ekstrası yok. Baksanız abiler. Yağmur durmuyor. Karşıdaki sise bakın. Yağmur hiç duracağı da benzemiyor. Size böyle çok ucuz böyle yerleri gösteremedim. Çünkü yağmur yağıyor ama lokasyonları bırakırım. Açıklamalardan gidersiniz, yersiniz. 50 bahta mesela pilavlar var arkadaşlar. Çok lezzetli. Bakın şimdi burası da mesela Phuket Türk diye bir tane restoran. Bak burası da güzel. Ben burada yemek yedim. Buranın da pilavları çok güzel. Hava çok kapalı arkadaşlar 2-3 gündür. Gerçekten. Şurası da benim otelin sokağı. Bakın. 59 baht mesela pilav. Buradan gelip mesela bir tane öğle yemeği yapabilirsiniz. Bu 59 bahtlık pilav nasıl bir pilav? İçinde işte havuç var. Tavuk var. Ya da böyle balık falan var. Onu böyle birkaç böyle bir şeyle mixliyorlar böyle karıştırıyorlar. Limon veriyorlar yanına ama lezzetli. Bayağı lezzetli. Şimdi otele gidiyorum. Sonra size şey göstereyim. Oğlum bu hayvan gibi geliyor. Bu beni çiğner. Şey göstereyim. Uçak biletlerini göstereyim. Nasıl? Bakalım fiyatlar ne? Otel, lokasyon. Onları göstereyim. Ne, hangi bölgede kalacaksınız? Sonra videoyu bitiririz. Şimdi ben bir otele geçeyim de. Böyle işte biz arkadaşlar durumlar ya. Yani olabildiğince bir tane 7-Eleven, bir tane restoran, işte bir tane böyle güzel bir protein, balık filan. Hani bir şekilde günü atlatıyorsun. Yani 300 bahta filan geliyor yani yediğin içtiğin. Alkol işine girersen para artıyor tabii. Hop. See you. İşte alkol işine girersen para artıyor. Alkol işinde her zaman para artıyor. Yani Türkiye'de de böyle. Ama 60 bahta filan mekanlar var. Bangların içinde. Bir önceki videomu izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Agoda'yı açtım. Şimdi size mesela şuradan bir tarih seçelim. Tamam mı? Bu arada kız arkadaşım da burada. Aşkım. Aşkım. Mesela neresi diyelim? Eylül 2'sinden. Ha, bir haftalık bakıyoruz tamam mı? Bir haftalık arattım. Lan. Şimdi bir haftalık arattım. Buradaki önemli olan ne biliyor musunuz arkadaşlar? Fiyatlar mesela kaç paradan başlıyormuş? 300 liradan başlıyormuş. Ama önemli olan benim size hangi lokasyonda kalmanız gerektiğini göstermem. Çünkü çok soru geliyor bununla alakalı. Nerede kalmalıyım diye. Şimdi bak. Şimdi ne yaptım? Arattıktan sonra haritada araya bastım. Bak Agoda için gösteriyorum. Harita açıldı. Sonra geldim. Bak. Gösteriyorum. Şöyle Bangla Road yazıyor. Görüyor musunuz? Bakın. Bangla Road. Şurası gece hayatının olduğu yer. Şimdi gece hayatında şimdi şuralarda manitacılık kovaladığınızı varsayın. Buradan çıktın. Baba sen buradan çıkıp buraya gidersen olmaz yani. Şuralar olmaz tamam mı? Bakın şuralar elendi. Şuralar olmaz. Uzak. Şimdi Jean Silon çıktık. Genelde size tavsiyem bakın burası mesela güzel bir yere benziyor. Ama Bangla Road'un sahil tarafından gidince 450 liraymış. Ben genelde şu bölgeyi tavsiye ediyorum. San Sabahi sokağı direkt bakın İllüzyon yazıyor. Direkt Bangla Road'un karşısı. Burası sahil tarafı değil diğer tarafı. Bakın burada 700 liraymış oteller. Ama şu San Sabahi de geçin. Geçin. Genelde benim sevdiğim yerler şu kısımlar arkadaşlar. Buralarda oteller biraz daha uygun. Bakın mesela 400 kaç paraya var? 479 liraya.
450 TL'ye, 424 TL'ye oteller var. Mesela 479'a bir tıklayalım. Şimdi fırsatı gör dedik. Şimdi Superior Double Room. Nasıl arattığımı anlatacağım size. Superior Double Room. Güzel. Kaç metrekare? 30 metrekare. Güzel. 20 metrekare arkadaşlar. 22-23 küçük. 30. 30'lar iyi. 29-30 iyi. Artı var mı ekstra bir şey? Yok. Kahvaltı mahvaltı yok. İçine giriyoruz. Bakıyoruz. Oda nasıl? Oda da gayet şirin. Ama hiç balkonu var. Sigara içilebilir. Güzel gözüküyor. Tamam işte bakın. Güzel bir oda mesela. Temiz gözüküyor. Şık gözüküyor. Bir de otelin havuzu da var. Daha ne isteyeceksin abi? 479 lira. Şimdi daha ucuzları var mı? Var. Bak şimdi size şuradan ne yapalım? Şu fiyatı 350 TL yaptım, tamam mı? Buradakileri bak şimdi kayboldu bunlar. 350 TL'ye kadar olanlar gözükecek. Neden bakın? Yok burada görüyor musunuz? Şu olmaz. 5.1 puanı var. 350 TL'ye olan oteller şuradadır. Aşağıdadır. Bakın çıktı. Çünkü neden? Çok uzak abi. Çok uzak. Bak şurada ben eskiden burada kalıyordum. Burayla bakın şu bölgeyle. Ben eskiden vallahi burada kalıyordum. Bu bölgeyle şu gece hayatının olduğu bölge arkadaşlar yürüyerek 25 dakika yarım saat. Sen şuradan aldığın bir kız arkadaşını buraya araç çağırman lazım götürmen için. Şimdi bir tane motora iki kişi biniliyor mu? Biniliyor. Ama gece kulübünden çıktığında saplarlar parayı. Bakın mesela şurada 300 lira. Bak şu en mantıklı burası gözüküyor. Niye? Bangalore'da şurası 5 dakikadır arkadaşlar. 5 dakika bakalım nasıl bir otel 300 liraya. Patong Social Hotel diyor. 300 TL diyor. Odayı gör dedik. Deluxe klasik çift kişilik oda. Harbiden 300 lira. Bakıyoruz abi. Güzel. Eski bir oda ama güzel. Allah Allah. Şık gözüküyor. Bakıyoruz. Küveti de var. Nasıl oluyor lan bu? Ucuzmuş lan burası. Bayağı. Valla bayağı ucuz. Bakalım. 33 metrekare oda. Gayet güzel. Yorumları ne bunun? Yorumlara da bakalım. Tamam. Yorumları da okuyalım. Ne demişler? Mükemmel demiş. Kim? Bir kardeş. Muhammed diye. Konaklama harikaydı demiş. Her gün istersen oda servisi olmaz ama lobisi yok. Maalesef balkonu da yok. Olsa güzel. Konum olarak çok yakın. Arkadaşlar bakın yorumlar güzel. Türkler yazmış. Mesela 300 lira. İkisiyle 9 arası. Bedava. Ve de gece hayatına yakın. Mesela. Şimdi ne yapıyorum? En son. Alıyorum bunu. Alıyorum. Kopyala yapıyorum. Google'a bir yapıştırıyorum. Enter diyorum. Bakıyorum Google yorumları. Güzel. Yol tarifi diyorum. En son. Buraya. Bangla Road yazıyorum. Kaç metre olduğuna bakıyorum. 650 metre arkadaşlar. Yürüyerek 9 dakika gösteriyor. Ama işte şuradan varsayarsan yani yaklaşık işte 7-8 dakikada gider gelirsin. Mesela bu otel artı bir. Oteli bu şekilde buluyorum. Şimdi bir de size şeyi göstereyim. Uçak bileti. Şimdi nereden kalkıyor baba? İstanbul. İstanbul herhangi biri diyor. Buraya direkt arkadaşlar Tayland yazıyorum. Bakın. Phuket ya da Bangkok yazmıyorum. Tayland yazıyorum. En ucuzu göstersin bana. Eylül ayında uçacağım. Git gel yapmayayım. Önce bir sadece git bakıyorum. Phuket 6900 TL diyor. Ne lan bu? Şeye mi gidiyoruz? Ankara'ya mı gidiyoruz İstanbul'dan? Nasıl 6900? Bakalım. Neymiş 6900 TL olan? Nerede abi o? Burada. Eylül'ün 29'u. 6900'ü bilet mi olur lan? Şimdi ne çıkacak kim bilir. 46 saat çıkar herhalde. Ne bu? 6900 TL. Buna binilmez. Ha şimdi size söylemiştim videonun ortasında. Nereden aktarım? Bir bak. İstanbul, Kuveyt. Kuveyt, Mumbai. Mumbai, Phuket. Aslına bakarsanız Kuveyt ama 46 saat ya. 46 saate ölürsün ya yolda. Daha ucuz bir bilet bakalım. Bak 7500 TL'ye bir bilet var. İstanbul Phuket'ti. Bak 8600 TL Indigo arkadaşlar.
8600 TL 15 saat gayet güzel. Güzel bilet. Indigo'nun arkadaşlar güzel bir tarafı şu. 35 kilo bagaj hakkı var. Gidelim Indigo'nun sitesine. Şimdi başka bakalım. Şu yakın tarihlerden bakalım. Bu arada fiyatlar uygun ha. Size söyleyeyim. 8 lira falan çok ucuz yani şu an için. Bak yakın tarihlerde de 8700 TL biletler var. Peki aktarma şeysiz dersek yalnızca aktarmasız. Aktarmasılar 20 lira pahalı. Şimdi şuraya geldik. 8200 TL düştü. Gördünüz mü şeyin sitesinde Indigo'nun. Skyscanner'da birazcık hatta bak daha ucuz bak. 8200 bir sonraki gün 7900. Ne yapıyoruz? He ama 23 saat diyor. Bu olmaz. Bakalım. 15 saat olanı var mı? 15 saat olanı pahalı. Tamam buraya geldik. Ne yapıyoruz? Bileti kendi sitesinden alıyoruz Indigo'nun. Bakın buradaki en güzel şeyi göstereceğim arkadaşlar. 8200 TL şu baba. 30 kilo bagaj hakkın var. Bu çok önemli. Çünkü yani normalde uçak firmaları şunun için arkadaşlar ölüsü 2 lira 3 lira para saplıyor. Şuna hiç gerek yok. Yemek veriyormuş. Yemeği zaten uçakta alırsanız daha ucuz. Indigo arkadaşlar en ucuz bu. Şimdi bir de şunu şöyle yapalım. Bir de Bangkok ayağına bakalım. Bangkok ayağı da aynı fiyat. Yakın bir tarih. Ayın 4'üne bakalım. Phuket ya da Bangkok fark etmiyor. O da 8700. Aa bakın Thai Airways. Direkt uçuş var. Thai Airways. 14 lira. Bu da ucuz bir bilet ha. Yani direkt İstanbul'dan dümdüz Bangkok'a aktarmasız. Hindistan, Hindistan hiçbir şey yok. Bir de bunda yemek de var arkadaşlar. Bu çok iyi. Şimdi şunu şöyle yapalım. Sabit fiyat mı? Evet. 14K'ya arkadaşlar sabit direkt aktarmasız uçuruyor. Thai Airways. İyi. Şimdi peki şunu şöyle yapsak. İstanbul, Tayland dedik ya. Dönüşü Ekim yapsak. Yani Eylül'de gidelim, Ekim'de gelelim şeklinde baksak. 16 lira git gel. Yani git gel bu şekilde alacağımı. Hadi Phuket diye bakayım. Phuket diye. Git gel bu şekilde alacağımı şey alırım. Hadi ne zaman gittik? Eylül'ün 4'ünde gidip 30'unda geri gelsek Ekim'in. Yok olmaz çok fazla olur ya. 4'ünde gidip 4'ünde gelelim. Eylül'ün 4'ünde gideceğiz. Ekim'in 4'ünde geleceğiz. 18 bin lira. Böyle alacağımı tek tek alırım. Zaten Tayland geri dönüş bileti sormuyor. Belki şeyi erteleyeceğim yani. Değil mi? En mantıklısı böyle. Etihad da uçuruyormuş bak. Çok iyi bir firmadır. 26 lira diyor. Yani dönüş bileti almayın arkadaşlar ya Tayland'a giderken. Burada belki bakarsanız uzatırsınız. Belki kalırsınız burada. İşte durum vaziyet böyle arkadaşlar. Yani ucuz uçak biletini gösterdim. Konaklamayı gösterdim ki otel de bulduk. Ya yani yeme içme arkadaşlar burada çözülür. Yeme içmeyi dert etmeyin. Pilav yiyeceğiniz zaten. Yani ne yiyeceğiniz ki? Yani arada bir de güzel bir öğün atın kendinize. Çok da fakir kalmayın. Hadi. Bye bye.